İyi akşamlar gençler. 17 Kasım 2023 Euro Power kapanış değeri 177 lira 50 kuruş. Enerji hisseleri son dönemde endeksin etkisiyle de beraber düzeltme gerçekleştirdiler malumunuz. Ayrıca bu düzeltme hareketi son dönemde şu bölgeden başlayan hızlı hareketin de Fibonacci 50 düzeltmesi denebilir. Baktığımızda bu son hızlı hareketin başladığı yere göre bakarsak yani 169 lira kabaca Fibonacci 50 düzeltme seviyesi hissenin düşük gördüğü yer 171 lira. Yani %1 gibi bir fark kalmış arada. Kabaca son hızlı hareketin %50 Fibonacci düzeltme seviyelerine yaklaşılmış ve o bölgede ikili dip yaptı denebilir. Şimdi bunu kaldıralım. Evet, 100 EMA üzerinde tutunmaya devam ederse o zaman önümüzdeki süreçte tekrar güçlenmesi beklenebilir. Gösterge boyutunda baktığımızda ise aşırı satın bölgesinde olduğu görülüyor göstergemizin. Dolayısıyla bu seviyelerden tepki vermesi beklenebilir. Takas, yabancı takası da kısmen toparlanma eğiliminde. Cuma en son işlem gününde araç kurum dağılımına baktığımızda %18 alıcılı kapatmış ilk 5 kurum. Alım tarafında 106.799 lot ile Bank of America ilk sırada yer almış. İkinci sırada yatırım finansman var. Yani AKD araç kurum dağılım tablosu son işlem gününde olumlu. Takas tablosuna da bakalım. Hazır açmışken. Evet, takas şu dip seviyeden yavaş da olsa çok az toparlanma var. Günlük takasta 164 bine 279 bin lot ile alıcılar güçlü ve ilk sırada 110 bin lotta Steve yabancı var. Haftalık takasa baktığımızda 293'e 293 yani denk sayılır. Alıcı satıcı haftalık takasta Steve ve Doce satım tarafında. Aylık takasta ise 529 bin satıcıya karşılık 952 bin alıcı. Alım tarafında sayı daha çok, alıcılar güçlü ve daha da önemlisi 527 bin lotla ilk sırada Steve yabancı alım tarafında yer almış aylık takasta. Bu aynı zamanda şu hissenin 100 EMA civarında gezdiği ya da 170-200 bant aralığında yabancının belirgin şekilde topladığı görülüyor. Yani aylık takas şu bölgeyi kapsıyor. 527 bin not Citibank yabancının alım tarafında olması önemli bu dönemde. 3 aylığa da bakalım. 3 aylıkta ise 3.4'e 2.9 satıcılar çoğunlukta olsa da alım tarafında 1.1 milyon lot ile hatta 1.196 1.2 milyon sayılır. 2 milyon lota 1.2 milyon lota yakın Citibank yabancı 3 aylık takasta alım tarafında yer almış. Yani şu bölgede de yabancı alıma devam etmiş görülüyor. Aylık ve 3 aylık takas yabancı alım açısından çok daha belirgin. Toplam takasın %57'si yaklaşık olarak ilk 5 kuruma ait. Yani çok toplu sayılamaz. Bu 70 civarında olursa daha iyi olurdu. Takas görünüm bu şekilde gençler. Şimdi değerlere geçecek olursak
Önce zarar kes ve destek seviyelerine bakalım. Kapanış 177 lira 50 kuruş. 171 lira 40 kuruş zarar kes stop loss seviyesi olarak alınabilir. 171 lira 40 kuruş zarar kes stop loss seviyesi. Eğer zarar kes seviyesi altına geçecek olursa o zaman 157,5 lira da 157,5 lira diğer alttaki destek seviyesi olarak izlenebilir. Olumlu hareketler görecek olursak da kısa vadede 191 lira 75 kuruş direnci var. 191 lira 75 kuruş direnci geçilirse o zaman şu bölgedeki makas direncimiz gündeme gelir. Makas direncimiz öncesinde 239,50 ara direnci var. Bu 239,50 geçilirse baktığımızda bu son dönemde çalışan makasımıza bakacak olursak evet 239 lira 50 kuruş geçilirse orta ve uzun vadede 272 lira 5 kuruş 272 lira 5 kuruş makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. Evet gençler, Euro Power için bugünlük bu kadar diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.